Sevgili izleyenler, canlı bağlantıyla bültenimize devam ediyoruz. Muhabirimiz Sait Topçu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile beraber vergi borçlarında yapılandırma fırsatıyla ilgili konuşacaklar. Sözü kendilerine bırakıyoruz. Mücahit, tabii belediyeler ve Maliye Bakanlığı'na yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar 31 Temmuz'a kadar ilgili yerlere başvuracaklar. Borçlarını yapılandıracaklar. Tabii taksit seçenekleri de var. 6, 9 ve 12 taksite kadar borçlarını yapılandırabiliyorlar. Birçok konuyu kapsıyor bu vergi borçları. Tabii belediyeler de bu noktada büyük önem arz ediyor. Çünkü belediyelere başvurarak bu yapılandırmaları gerçekleştirebiliyorlar. Bir de internet üzerinden de bu başvuruları yapabiliyorlar. Tabii geçtiğimiz yıllarda son güne bırakan vatandaşlar oldu bu yapılandırmaları. Tabii yapılandırmayı son güne bırakmamak gerekiyor. Son gün 31 Temmuz. Biz de belediyelere uğradık. Belediyelerde yoğunluk gözükmüyor. Ancak vatandaşların son güne doğru bu yapılandırmaları gerçekleştirmek için belediyelere başvuracaklarını ifade edelim. Bir de internet üzerinden demiştik. Tabii internet üzerinden de ilgili yerlere başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Tabii 9, 12 taksit hatta 6 taksite kadar ödeyebiliyorlar. Peşin ödeme seçenekleri de var. Peşin ödedikleri takdirde de bu borçları daha düşük miktarlara indirebiliyorlar. Faizlerden arındırılmış şekilde ödeyebiliyorlar. Tabii 31 Temmuz dedik son gün, vatandaşların son güne işlerini bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü son gün belediye binalarında, veznelerde büyük kuyruklar gerçekleşiyor ve vatandaşlar borçlarını ödemekte sıkıntılar çekiyorlar. Evet, tabii belediyelerden bahsettik. Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağrıcı da yayın konuğumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Efendim, vergi yapılandırmaları ile ilgili tabii belediyeler büyük önem taşıyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Vatandaşlara neler tavsiye edersiniz yapılandırmayla ilgili? Devletimizin sunmuş olduğu bir fırsat. Bunu vatandaşların, hemşerilerimizin de çok iyi değerlendirdiklerini görüyoruz. Özellikle bu konuda müracaat etmeyenler de biliyorsunuz bu ay sonuna kadar bunun süresi var. Bir an önce müracaat etmelerini. Burada peşin ödemelerde hemen hemen sıfıra yakın bir faizin ortadan kalktığını, gecikme faizlerinin daha önce borcun üzerine ilave edilen 18 taksit olarak taksitlendiriliyor. Taksitlerde 2 ayda bir ödeniyor. Yani bu demek ki 36 ay vade farkı çok tefe tüfe oranında taksitlendirmede üzerine ilave ediliyor. Ama peşin ödemede borcun geçmiş yılı ne zaman olursa olsun sıfıra yakın bir faizle, ana parayla bu ödenmiş oluyor. Bu aynı zamanda da Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi vatandaşla bir barışma süreci. Bunun mutlaka değerlendirildiğinde hem kamu olarak bizim daha iyi hizmet etme fırsatımız ortaya çıkacak ki biz özellikle belediyeler olarak vatandaştan, hemşerilerimizden almış olduğumuz bu paralarla hizmet ediyoruz ve fazlasıyla bunu hemşerilerimize iade ediyoruz. Şöyle ki belediyenin asli görevleri olmadığı halde birçok hizmetler ortaya koyuyoruz. Örnek olarak okullarımız tüm imkanlarını Bağcılar Belediye'miz tarafından sağlanıyor. Arsa teminine kadar, bakım ve onarımına kadar, hatta birçok kurslarda öğrencilerimize destek oluyoruz. Bilgi evlerimiz farklı bir proje ki bugün 40 bini aşan öğrenci sayımız şu anda bilgi evlerinde hizmet ediyoruz. Hiçbir ücret almadan engellerimize aynı şekilde sosyal destek projelerimiz, kadın aile, birçok konuda çalışmalarımızı biz bu aldığımız destekle yürütüyoruz. Bakın, artık Bağcılar'da yıllar süren cami inşaatları yok. 15-20 yıl sürdüğünü hepimiz biliyoruz. Bugün belediyemizin desteğiyle bir yıl, en geç iki yıl içerisinde cami inşaatlarını bitiriyoruz. Kentsel dönüşümde özellikle yeniliyoruz. Bunlar bizim bütçemizde olan kalemler değil. İşte hemşerilerimizin desteğiyle bu hizmetlerimizi çok daha iyi noktaya inşallah ulaştıracağız. Özellikle vergi ödemelerinde, gerek bu barış sürecinde Bağcılar'la hemşerilerimizin ilgilerini görmekten de büyük bir mutluluk duyduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum ve ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Mücahit, Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağrıcı'dan yapılandırma ile ilgili bilgiler aldık. Vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Biz tekrar sözü stüdyoya bırakalım.
Sait, sana ve Sayın Çağrıcı'ya teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.